Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çamızı'yla Büyükçekmece'de devam ediyor ve yaptığı birçok projeyle adından söz ettiren bir firmaya, Kar Yapı'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Gökhan Karadenizli birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle buraya kadar gelip bizi onurlandırdınız. Her şeyden önce teşekkür ediyorum buraya kadar bulundunuz. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Birçok projemiz var bununla ilgili ve gerçekten de çok kaliteli yapılar ve inşaatlar, projeler. Bununla ilgili de özellikle buradaki halkımıza yaşanılası alanlar sunuyoruz. Yaşam alanları sunuyoruz, öyle değil mi? Evet, şöyle başlayalım. Şimdi insanların öncelikle ne ihtiyaç duyduğunu bilmek lazım. Yani neye ihtiyaç duyuyor? İnsanlar daire mi, villa mı? Yani her yer barınma ama neye ihtiyaç duyuyor? Mesela bu da ekonomik bir güçle alakalı bir denge. Hani villa isteyen var, daire isteyen var ve bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. Nasıl ayrılıyorlar? Çok lüks villa, işte konsept proje diyoruz, kaliteli, ultra lüks villalar oluyor, bahçeleri geniş oluyor, kendine has havuzu oluyor. İşte normal daire diyoruz, dairelerde 1 artı 1'den başlıyor, 1 artı 0'dan hatta başlıyor. Büyüklüğüne göre 4 artı 1, 5 artı 1'e kadar daireler de var ama bunlar hepsi bir maliyet. Maliyet olduğundan dolayı da insanların alım gücü ona göre olması lazım ki herkes memnun olsun sonuç itibarıyla. Biz ne yapıyoruz? Biz Büyükçekmece'de bir 70 villalık bir proje bitirdik. Yani ama her bütçeye aşağı yukarı uygundu. Hani dörtlü şekilde villalardı. Bunu 4-5 sene önce kadar bitirdik. Şimdi şey artırdık, hani böyle bir çıtay yükselttik. Çıtay yükseltmemizde kasıt da şu. Hani daha farklı. Hani etrafımıza baktık, çevremize baktık. Her şey aynı. Hep evler aynı, villaların modelleri aynı. Biz dedik ki bir farklılık yaratalım. Hani bir farklı bir şey yapalım diye aklımızdan geçiyordu. Biz de buna istinaden kalktık, farklı şeyler yaptık. Farklı da onlar şu. Yani ultra lüks, akıllı sistem binalar dedik. Yani akıllı sistem villa dedik daha doğrusu. Akıllı sistem villalar yaptık. Akıllı sistem villalardan kasıt ultra lüks ve akıllı sistem. Artık uzay çağında yaşıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Şu an akıllı sistem bir villada oturuyorsunuz, düşünün. Bu akıllı sistem villada uzaktan erişimle elektriğinizi, suyunuzu, doğalgazınızı kesebiliyorsunuz. Elektriğiniz işte mesela köprüdesiniz, geliyorsunuz Büyükçekmece'ye doğru. Basıyorsunuz elinizdeki telefondan internete. İnternetten giriyorsunuz akıllı sistem panelinize. Oradan diyelim ki ısıtalım evi diyorsunuz. Eviniz ısınıyor. Doğalgaz kombisini açıp evinizi ısıtabiliyorsunuz. Eve gelmeden bir saat evvelinden açtığında hazır geldiğinde sıcacık bir evle karşılaşıyorlar. Evet. Şu anda Büyükçekmece ve çevresi, Mimaroba, Beylikdüzü, bu özellikle bu konumlarda olan ilçelerimiz çok yoğun şekilde gelişiyor. Evet. Öyle değil mi? Aynen öyle. Gelişmekte ve Büyükçekmece bence İstanbul'un en yaşanılacak bir bölgesi. Hı hı. Yani olaysız, vukuat yok. Yani olay denilen, yani bir olay, yani ne bileyim, hani polisle alakalı çok rahat mesela, burada emniyet de rahat. Yani burada çok büyük bir olaylar olmuyor. Yani başka ilçelere baktığınız zaman Büyükçekmece refah seviyesi olarak çok yüksek. Sadece onlarla alakalı değil tabii ki, burada işte ulaşım anlamında da kolaylık, rahatlık ve tabii ki insanların rahat, huzurlu bir şekilde yaşayabileceği alanlar. Bu anlamda da yatırımlarımızla, biz de projelerimizle halkın yanındayız. Halka da çok güzel, büyük bir destek veriyoruz. Çünkü çok güzel ve çok farklı projeler bunlar. Normal, standart site ya da villa konumunda değiller. Bunların hepsi çok çok farklı binalar. Öyle değil mi? Aynen öyle. Biz Büyükçekmece'nin en elit bölgesinde iş yapıyoruz. En elit bölgeden kastım Sinanova, Mimaroba, Güzelce, Buhat ve işte Albatros tarafı. Ve buralarda çok elit insanların, yani elitten kastımız şu. Yani kibar, nazik, yani sadece hayatını yaşamak isteyen, işte bazı hiçbir olayla işi olmayan, bu tarzda
güzel insanlar yani. Güzel insanlara ev satmaya gayret ediyoruz. Biz bunları da kendimiz de eliyoruz. Satarken şimdi kimse de yanlış anlamasa. Hani diyoruz ki bu insana ev verilir, satılır. Hani her şey para değil. Yani paramızı verelim, adam parasını versin, ben bu evi alırım. Bizde o sistem yok. Yani evet. Başka müteahhit firmalar gibi, işte inşaat firmaları gibi değiliz. Evet. Her insan gelip mesela benden ev alamaz. Bunu evet. Açık ve net söylüyorum. Projelerimiz farklı ama düşünce yapımız da çok farklı. Evet. Sonuçta burada amaç en kaliteli hizmeti sunabilmek, en güzel şekliyle hayatı daha kaliteli ve yaşanır hale getirmek aslında amaç, değil mi? Evet, şunu da ekleyelim. Şimdi biz mesela Büyükçekmece'de en elit projesini yapıyoruz. Yani konsept bir proje. Hani resimlerde de göreceksiniz zaten. Konsept bir proje yapıyoruz. İçinde mesela bir villaya ait olarak bir insanın ihtiyaç bakımından, hani bir adama, insana, bir aileye ne lazım olur düşündük. Biz bunları fazlasıyla villanın içerisine koyduk. Havuzundan tutun, işte tek tek havuzlar koyduk her villaya ait. İşte altında her villanın Türk hamamı, saunasını, hobi odasını, her şeyini düşünerek yaptık. Yani böyle zevk, konsept proje zaten nedir? Çok ultra lüks demektir. Yani konsept diğerlerinden tarzı farklı demek. Evet. Biz de bu ivmeyi burada yakaladık. Şu anda da çok rağbet var bizim olduğumuz bölgede. Yani kendi yaptığımız villalara, bunun ismini de biz kendimiz zaten tasarladık. Yani ne koyalım diye bulamadık. Ona istinaden Comfort City diye bir isim bulduk. Comfort City diye bir markalaştı artık. Şimdi Büyükçekmece'de bir insana sordukları zaman nerede oturuyoruz? Comfort City dedikleri zaman adam biraz duruyor, aileler, insanlar. Aa, çok güzel bir yer diye aklından geçiriyor. Çünkü kaliteli bir şey yaptık. Bunu zamanla zaten göreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz?